Ordu istatistikleri ortada. Türkiye son yıllarda yerli üretim silah ve mühimmat sistemleri envanteriyle savunma sanayi devi ülkeler listesinde üst sıralara tırmandı. Özellikle insansız hava araçları kategorisi Türkiye'nin en iddialı olduğu alan. Akıncı TİHA o kategorinin yeni üyesi. Taarruzi insansız hava aracı olarak geçiyor ve 2021'de Türk ordusunun envanterine girmeye hazırlanıyor. Türk mühendisler geliştirdi, savaş uçaklarının taarruz yükünü omuzlamaya hazırlanıyor. Bayraktar Akıncı TİHA yani taarruzi insansız hava aracı tasarım onayından da geçti. 2021'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılmaya bir adım daha yaklaştı. 5,5 ton kalkış ağırlığına ulaşabilen dev Akıncı TİHA tam 1350 kilogram kadar bomba, füze ve silah taşıyabilecek. Üzerindeki sensör ve kameralar insan gözüyle dahi tespit edilemeyen kara hedeflerini bulabilecek. 40 bin fit irtifaya kadar yükselebilecek ve aralıksız tam 24 saat uçabilecek. Bu kesintisiz bir gün boyunca gözetleme yapabileceği anlamına geliyor. Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından yerli ve milli olarak üretilen mühimmat, füze ve bombalarla donatılmak üzere tasarlanan Akıncı TİHA, havadan hassas güdüm kitleriyle noktasal bombardıman yapabilecek.